rakibi Azeri sporcu Tavakkül Bayramov. Çok zorlu maçların ardından buraya geldi Bahri Tanrıkulu. Çünkü grubunda dünya şampiyonluğu tatmış, olimpiyat şampiyonluğu yaşamış, olimpiyatta bronz madalya almış sporcular vardı. Onların hepsini geçti ve şu anda Azeri sporcu Bayramov'un karşısında altın madalya için mücadele ediyor. Bize göre favori Bahri Tanrıkulu. Gönlümüz tabii ki Bahri Tanrıkulu'dan yana. Ona başarılar diliyoruz yürekten ve burada bu şampiyonanın son gününde ülkemize bir altın madalya kazandırmasını diliyoruz. Bir puan alma pozisyonu oluşmuştu Bahri'nin ama tereddütte kaldı. O pozisyonu kaçırdı. Umarım tekrarlanacaktır bu tip pozisyonlar. Bahri oradan puan çıkartacak. Değerli seyirciler, Sayın Ahmet Sarı bizlerle birlikte bu karşılaşmaları yorumlamaya devam ediyor. İlk bir dakika son derece temposuz. İki sporcu da kontrollü. Şu ana kadar herhangi bir kontak olmadan gerçekleşti. Karşılaşmanın hakemi uyarıyor sporcuları dövüşün diye. Tabii ki altın madalyaya bu kadar yaklaştığı bir anda her ikisi de bir hata yapmak istemiyor. Bir holding denemesi Bayramov'dan. Bahri orada kontra çıkış yapabilirdi ama yapmadı. Yapsaydı rakibi ayağına basacaktı. Doğru davrandı. Teknik çıkmadı. Daha net bir pozisyon bekliyor. Bir Kyongo geliyor Bahri'ye. Bu gereksiz bir ihtardı. Hiçbir anlam olmayan bir ihtar. Bu yarım puan demek. İki Kyongo eksi bir ediyor. Şu anda çok önemli bir durum değil. Bugün gerçekten çok iyi maçlar çıkardı Bahri. Ve burada da altın madalyaya uzanmasını diliyoruz. Evet, ilk madalya için az önce birinci raundunu izlediğiniz karşılaşmada erkekler 84 kiloda Bahri Tanrıkulu mücadele ediyor. Şu ana kadar 0-0'lık bir eşitlik var. Azeri Bayramov'un bir paulding denemesi hedefi bulmadı. Bahri'nin gardında kalıyor. Bir puan alabilirse Bahri maçı çok kolay kopartacak. Çünkü Azeri sporcu üzerine gelmek zorunda kalacak. O bir puanı almasını ümit ediyoruz. Evet, 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 çıktı puan. Şu anda geldi. 4 hakem birden güzel puanı veriyor. 1-0 öne geçiyor Bahri Tanrıkulu. İstediğimiz puan geldi. Bakalım ikinci puan da geliyor. Bugün bunu hep yaptı Bahri Tanrıkulu. Ve bir de Kyongo aldı rakibi Bayramov. Şimdi Kyongo'larda da eşitlik var. O çok önemli değildi ama bir Kyongo eksi 1'e tekabül ediyor. Bizi 1-0'a getirirdi bir anda. Şimdi aynı durumda Azeri Bayramov ve 2-0'lık bir avantajı var Bahri Tanrıkulu'nun. Altın madalya için çok önemli iki adım attı. Sabırla bekledi, inanın değerli seyirciler. Birinci round, ikinci roundun yarısına kadar yaklaşık sabırla bekledi Bahri Tanrıkulu. Ve iki paulding üst üste aynı tekniği göstere göstere vurdu ve 2-0 üstün şimdi. Buradan bir puan daha çıkartabilir diyorum ben. İyi pres uygularsa Azeri gelmek zorunda kalacak. Bir puan daha çıkartacak oradan diyorum. Çok güzel bir ayak bloğu Azeri'nin paulding'ine engel oluyor. Bayramov da kontrolü elden kaçırmama niyetinde, henüz açılmış değil. Bahri'nin üzerine gelmiyor ama zaman azaldıkça tabii ki. Bahri çok güzel kapanıyor. Alanı çok güzel kontrol etti. Bayramov hareket şansı vermiyor. Gelmiyor değil, gelemiyor Bayramov. Geldiği anda puan vereceğini biliyor. 2-0'lık durum devam ediyor. Son 15 saniye ikinci roundda. Ayağını kaldırarak bu şekilde Bayramov'un puan almasını engelledi Bahri. Bu roundu böyle bitirsin artık. Ve round tamamlanıyor. 2-0'lık bir üstünlük. Bahri Tanrıkulu 2-0'lık bir avantajla
köşesine doğru gidiyor. İşte hemen önünde Ali Şahin, milli takımlar baş antrenörü, ona gerekli taktikleri veriyor. Neler yapması gerektiğini anlatıyor. Bugün gerçekten çok güzel maçlar çıkardı. Son derece geri düşmedi. Daima öndeydi. Daima kontrollüydü ve bu noktaya gelmeyi başardı. Şimdi aldığı puanlar da gelecek. İşte izliyoruz. Gardını açtığı anda Spalding'i sağ koltuk altından vuruyor Bahri. İşte çok net bu açıdan da İran'dan Yosef Karami'yi 4-3 mağlup etti. Bu sporcuyla Bahri Tanrıkulu daha önce 4 kez karşılaşmıştı değerli seyirciler. Ve hiçbirinde tekrar gösterimiymiş gibi. Halbuki o 2 puan ayrı ayrı puanlar. Ayrı ayrı puanlar. Evet. Güzel taktik kurmanın bir neticesi bu. Aynı açıktan 2 puan aldı. Şimdi 3. round başladı. 2-0 üstünlüğü var. Mavi köşede sporcumuz Bahri Tanrıkulu'nu izliyorsunuz. Kırmızı köşede Tavakkül Bayramov, Azeri sporcu. Şu anda avantaj yakalamış olan Bahri Tanrıkulu. Yine blokları, ayak blokları çok başarılı. Ne kadar dikkatli, ne kadar konsantre olmuş. Kesinlikle zamanı düşünüyor Bahri şu anda. Puandan ziyade zamanı düşünüyor. O konuda da çok tecrübeli. Çok güzel. Çok güzel bu Kyungo. Nefis oldu. Azeris'e az önce aldığı ceza sonrası da puan farkı 3'e yükseldi. Şimdi 2-1 skor. Bu büyük avantaj oldu. Gerçekten bu Kyungo'yu Bahri'nin yemesinden korkuyordum ben. Bahri'nin de hala bir ihtarı var. Ama şu anda 1 dakika 15 saniyelik bir süre. Altın madalya yolunda Dünya Tekvando 10 saniyelik bir süremiz var. Çok şık bir hareket ama tek hakemden puan çıktı. Çok güzel bir dutçagi denedi Bahri. Puan olabilirdi aslında ama. Biraz şiddeti az oldu herhalde değil mi? Oldu. Teknik uygulandığında yeterli şiddete ulaşmasını da takip ediyor hakemler değerli seyirciler. Onu da bir dipnot olarak belirtelim. Ayağın hedefi bulması tek başına yetmiyor. 3. puan. Çok güzel. 4 puanlık bir fark oluştu. Artık bundan sonrası zamanla ilgili bir şey. Geri sayın. Gözümüz saatte. 6 madalya Türkiye'ye doğru geliyor. Bundan sonrası sadece zamanın geçmesini gerektiriyor. Bu kadar kaliteli bir sporcu bu noktadan 4 puanı vermez. Hiçbir rakibine vermez. Daha önce dünya şampiyonluğuna ulaşmış. Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanmış. Avrupa şampiyonluğu almış bir sporcu. Bir Kyungo cezası geldi Bahri'ye pasif kaldığı için. Fark 3'e indi ama hiç önemi yok. Kalan 15 saniye sürede daha pek çok Kyungo cezası da alabilir. Onun da önemi yok. Tribünde Bahri'yi destekleyen kafilemizin elemanları. İşte bu öpücükte kardeşi Azize Tanrıkulu'ya. Çünkü o bu turnuvada bir sakatlık geçirdi değerli seyirciler ve ilk turda veda etmek zorunda kalmıştı. Süre tamamlanıyor. Bahri Tanrıkulu altın madalyanın sahibi Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 84 kiloda. Evet değerli seyirciler, maçtan bölümler ekranlarınıza yansıyor. Ne kadar dikkatli bakın Bahri Tanrıkulu. Sayın Sarı neler söyleyeceksiniz? Gerçekten mükemmel bir final oynadı. Evet değerli seyirciler, Bahri Tanrıkulu'nu yürekten kutluyoruz. Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde bir altın madalya hanemize yazılıyor. Daha önce Hamide Bıkçın'la bir gümüş madalya kazanmıştık. Ve Bahri Tanrıkulu bugün erkekler 84 kiloda altın madalya kazandırarak hepimizi gururlandırıyor. Bahri Tanrıkulu'ya teşekkür ediyoruz. Renk yaşattı bize. Tebrik ediyorum kendisini. Ülkemiz adına kutluyorum.